Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Huawei MateBook 14S modelini inceleyeceğim. Şimdi Huawei bugüne kadar birçok farklı dizüstü bilgisayar üretti. Bunların bazıları 13, bazıları 14, bazıları da 15 inçti. Ve ben geçmişte yıllarda bunların farklı farklı varyasyonlarını da inceledim. Intel işlemcili olanları da vardı, AMD işlemcili olanları da. Şimdi bu modelle beraber birazcık tasarımı değiştiriyor. Yani 14S modeliyle beraber Huawei MateBook ailesinin tasarımını değiştiriyor. Bazı özelliklerini güncellemiş ve bazı fonksiyonlar da eklemiş. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Klavyeye baktığımızdaki bir dizüstü bilgisayarda en önemli olan şey bir tanesi klavye. Aslında standart bir klavye ve önceki tasarımlarda çok da aşina olduğumuz bir klavye tasarımı çıkıyor. Çok daha ince tasarlanmış bu arada yalnız bu tuşlarımız ve boşluklarda yeteri kadar güzel ve kullanırken de herhangi bir sıkıntı yaşamadan dizüstü bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısma yerleştirilmiş. Güç tuşumuz yine daha önceki modellerde olduğu gibi hem bir parmak izi okuyucuya sahip hem de açma kapama işlemini görüyor. O da sağ üst köşeye konumlandırılmış. Touchpad'imiz sağ alt tarafta bulunuyor. Neredeyse bilgisayarın işte 3'te 1'ini falan kaplayacak bir büyüklükte. Sağ tarafımızda yani cihazın önden baktığımızda sağ yan tarafında bir tane USB ki bu tip A bağlantısı. Soldan baktığımızda ise iki tane tip C'miz var. Bu tip C'ler aynı zamanda şarj içinde kullanılıyor onu söyleyelim. Kulaklık çıkışımız var. Bir de HDMI bağlantımızın olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında cihazın üzerinde bir kart okuyucu vesaire falan gibi özellikler bulunmuyor. Renk olarak da iki farklı rengi var. Bu bir çağla yeşili böyle açık yeşilimtırak bir renk. Bir de gri rengi var. Ben bu çağla yeşilini çok beğendim. Güzel, hoş bir renk. Genel olarak baktığımda ise cihaz hafif. Yani 1.48 kilogram olması lazım. Yani 1.5 kiloya çok az kalan bir ağırlığı var. Ve hani rahatlıkla çantaya koyup taşıyabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olmuş. Bu bakımdan hani özellikle mobil olanlar için önereceğim ama birazdan onun detaylarını size bahsedeceğim. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabloda bir sürü detay var tabii ki ama ben hepsini burada söylemeyeceğim. Önemli olan şey şu, 2.5K bir ekranımız var. 2520x1680 piksel. 11. nesil Intel Core i7 ve i5 seçeneği var. Bu model i5 ama isterseniz i7 de alabiliyorsunuz. Şimdilik bu serinin AMD işlemci seçeneği bulunmuyor. Belki önümüzdeki aylarda gelir bilemiyorum ama ben bu testi yaptığımda sadece i5 ve i7 seçeneğinin olduğunu belirteyim. RAM olarak baktığımızda 16 GB DDR4 RAM'imiz var. i5'te 512, i7'de 1 TB'lık NVMe SSD'miz var. Bu da güzel. Yani 512 ile gelmesi güzel. 16 GB RAM de güzel. Benim o hoşuma gitti. Ekranımız 3:2. Dokunmatik bir ekran var. Hani gerekli mi gereksiz mi tartışılır belki ama dokunmatik bir ekran var ama dokunmatik olmasına rağmen de çok da kalın değil bu arada. Biliyorsun dokunmatik ekranlar birazcık daha kalın oluyor normallerine göre. Önemli bir yenilik ise 90 Hz'lik ekran yenileme hızının olması. Daha önceki modeller 60'tı yanlış hatırlamıyorsam bu modelde 90 Hz biraz daha gözlerimiz daha az yorulacak anlamına geliyor. Bu ürün üzerinde ek bir ekran kartı yok. Intel Evo platformu yani i7 ve i5'te biliyorsunuz Evo platformuna geçildi 11. nesille beraber. Intel Iris ekran kartı var. Bu ekran kartının da özelliklerini birazdan deneyim tarafında sizlere aktaracağım. Bunun dışında bir kameramız var. Kamera detaylarını söyleyeceğim ama kamera artık klavye tarafında değil. Biliyorsunuz daha önce F5 ve F6'nın arasında duruyordu ama artık ne yaptılar? Monitörün yani daha önceki aslında farklı markaların da bu şekildedir. Monitörün üzerine aldılar. Yani LCD ekranın üzerine aldılar. Buradan da açıyı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Onun detaylarına birazdan değineceğim. 60 watt saatlik bir pilimiz var. O da oldukça uzun ömür veriyor. Onu da test tarafında size detayları anlatacağım. İşte teknik özellikler bu şekilde. Merak edenler o bütün özellikleri gösterdiğim saniyede durdurup bütün özelliklerine bakabilirler. Söylediğim gibi iki farklı versiyon var. i5 ve i7, 11. nesil ikisi de hangisini alırsanız alın aslında günlük performans için yeterli bir bilgisayar elde etmiş oluyorsunuz. Biraz daha güç isteyenler belki i7'ye yönelebilir ama normal günlük hayatta kullandığımız Word, Excel, internette gezeyim, ne bileyim yazılarımı yazayım, bir şeylere bağlanayım, işte Zoom açayım, şu yapayım, bu yapayım dediğiniz zaman aslında bütün günlük ihtiyaçlarınızı i5'le bile görebilecek bir bilgisayar var. 512 SSD ile gelmesi iyi. Çünkü neden? Zaten işletim sistemi belli bir yer kaplıyor. 256 ile gelse bunun neredeyse yarısı gidiyor arkadaşlar açık söylemek gerekirse. Veya bir iki program kurduğunuz zaman zaten yer kalmıyor bilgisayarda. Ama bunda 512 olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. i7 olan versiyonu zaten 1 TB var. O da alır yürür. Şimdi gelelim kullanım deneyimiyle ilgili dokunmatik ekran meselesine. Teknik özellikleri söyledim. Hani bazıları için çok da önemli değilmiş gibi görünüyor ama mesela
dokunarak kullanmak isteyenler de olabilir. Özellikle o tarz bir iş yapanlar için güzel bir seçenek olur. Ama benim Huawei önerim şu olur. Bu modelin bir de dokunmatik ekran olmayan versiyonu olsa aslında hem daha uygun fiyata satılır diye tahmin ediyorum. Hem de hani onu istemeyenler için bir seçenek olur. Belki önümüzdeki aylarda böyle bir model de çıkar, bilmiyorum. Ama bu yeni seride henüz dokunmatik olmayan ekranlı bir model yok. En azından benim bildiğim kadarıyla. Önceki serilerde var ama orada bir sorun yok. Fakat bu yeni seride bazı özellikler geliştirildiği için ondan özellikle hani söylemiş oluyorum ama dokunmatik ekranı var diye kötü bir özellik değil. Sadece bazıları kullanmak istemeyebilir diye böyle bir not da düşmüş olayım. Şimdi bilgisayarda TÜV Reinhardt titreşimsizlik ve düşük mavi ışık sertifikası var. Zaten yenileme hızı da yüksek olduğu için aslında çok akıcı ve gözlerimizi uzun saatler kullansak bile yormayacak bir bilgisayarla aslında karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu manada hani Huawei bu taraflara da birazcık özen göstermiş gibi geliyor. İyi de olmuş bu. Gözleri yormayan ve uzun saatler, uzun süreler kullanılabilecek bir bilgisayar var. Bu arada ekran gövde oranından biraz da bahsetmek istiyorum. Yan tarafların inceliğiyle neredeyse üst tarafın inceliği hemen hemen aynı. Hatta yukarıda webcam olmasına rağmen söylüyorum bunu. Ve bu bakımdan %90 oranında bir ekran gövde oranı var ki oldukça iyi bir oran. Hani çok fazla dışarıyı görmüyorsunuz ve hani kesintisi bir deneyim bu dizüstü bilgisayarda bizlere sunmuş oluyor. Gelelim webcam tarafına. Birazcık bahsettim oradan ama şimdi daha önceki modellerde hatırlayanlar vardır. Biliyorsunuz bu klavyeye yerleştirilmişti fonksiyon tuşlarının arasına. Tamam, o güvenlik açısından daha iyiydi. Açıp kapatabiliyordunuz kapağını. Burada yukarı konulmuş. Ama onun da şöyle bir sorunu vardı. Açıyı ayarlamak istediğiniz zaman mecburen dizüstü bilgisayarın şu şekilde yapmanız gerekiyordu. O da biraz ergonomik olarak sıkıntılıydı. Burada tekrar bu eski yerine gelmiş. Şurada tam ortada bulunuyor webcam'imiz ve bu sayede siz de hani özellikle görüntülü görüşmelerde vesaire böyle açıyı ayarlayarak da istediğiniz gibi bir çekim açısına kavuşmuş oluyorsunuz. Yeri gelmişken söyleyeyim, 720p kayıt yapabiliyor bu webcam. Böyle bir ürün için yeterli bence. İsterseniz önce onun bir örnek videosunu izleyelim. Ardından videomuza devam edelim. Herkese merhaba. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MateBook 14S'in web kamerasıyla yapıyorum. Hemen şurada ekranın üst kısmında konumlandırılmış. Klavyede olan önceki sürümlere göre bence ekranın oraya gelmesi şu açıyı ayarlayabilmeniz adına çok güzel olmuş. Bu arada sesi de yine bilgisayar üzerindeki mikrofonlardan alıyorum. Şimdi gelelim Huawei MatePad 14S'nin bir de hoparlör ve mikrofon özelliklerinde. 4 hoparlör ve 4 mikrofon var. Ses konusunda çok ciddi çalışmış, onu söyleyebilirim. Ve gayet başarılı bir sesimiz var. Şimdi ondan da bir örnek, bir müzik açacağım. O müziği en azından bir dinleyip siz de kendiniz hani hem de desibel değerini de göstereceğim. Günlük hayatta bu benim işime yarar ya da yaramaz gibi kendiniz de karar verebilirsiniz ama ben ses kalitesini beğendim. Mikrofon kalitesi vesaire de gerçekten başarılı. Herkese merhaba arkadaşlar, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine BİM ya da A101 ya da Şok gibi marketlerde satılan uygun fiyatlı bir bu sefer çeşitli alet edevat işlerinde kullanabileceğimiz hem de küçük işlerde kullanabileceğimiz bir akülü ya da şarjlı merhaba arkadaşlar, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir 3D yazıcıda bastığım ilginç bir üründen bahsetmek istiyorum. Buna Matcap. Şimdi daha önce Huawei bir dizüstü bilgisayar kullanmış birileri varsa bu videoyu izleyen ya da en azından böyle bir tecrübesi olmuş birisi varsa şunu biliyordur muhtemelen. Huawei cep telefonlarıyla bir etkileşime girebiliyor dizüstü bilgisayarları.
Buna Huawei Screen Collaboration adı veriliyor. Bu üründe Screen Collaboration'ın daha geliştirilmiş bir versiyonu var. Artık çok daha farklı, yani birden fazla ekran açabiliyoruz. Daha doğrusu sayfa açabiliyoruz. Aynı zamanda farklı ekosistem cihazlarıyla, örneğin Huawei'nin klavyesiyle, Huawei'nin faresiyle, Huawei'nin tabletiyle, ki tabletini ikinci bir ekran olarak da kullanma gibi özellikleri de yine bu dizüstü bilgisayarla beraber artık kullanabiliyoruz. Önceki modellerde bu yoktu. Bu ürünle beraber bu geldi. Bu Screen Collaboration için PC Manager yazılımı vardır. Zaten önceki modellerde de vardı. Yine onu kullanıyoruz. Telefonumuzla iletişimi, etkileşimi sağladıktan sonra telefonumuzun ekranını aynen sanki kendi bir bilgisayarımızda kullanıyormuş gibi buraya tıklayarak, dokunarak kullanabiliyoruz. Ve dosya transferi, yani telefondan bilgisayara veya bilgisayardan telefona kablosuz olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Bu zaten güzeldi. Hani onu tekrar anlatmaya gerek yok ama daha geliştirilmiş bir versiyon haline getirilmesi iyi olmuş. Bu hani ekosistem cihazlarına doğru bir genişleme de aslında güzel olmuş. Çünkü aslında hani birçok marka buraya doğru gitmeye çalışıyor. Şu anda Huawei'de aslında hem işte monitörleri de var, kulaklığı da var, faresi de var, işte tableti de var, saati de var derken hani birçok cihazla beraber etkileşim kuracak alanı da genişletmiş oluyor. Bence bu güzel bir özellik. Gelelim oyun tarafına. Şimdi bu bilgisayarı aldınız, oyun oynamayacak mısınız? Oynayabilirsiniz. Şimdi Intel'in Evo platformunda olduğunu söylemiştim ben. Üzerinde harici bir, yani ekstra bir ekran kartı yok ama üzerindeki Iris ekran kartı bütünleşik olarak aslında günümüzde oynanabilecek, işte Valorant gibi, CSGO gibi birçok oyunu oynatıyor. Ama tabii ki hani ben Doom oynayayım, en yüksek ayarlarda oynayayım falan derseniz elbette bu bilgisayar sizin için yeterli olmayacaktır. Öyle bir şey iddiası da yok zaten. Ama gündelik oyunlarda böyle hani arada stres atayım, kafamı boşaltayım dediğiniz ufak tefek oyunlarda ya da daha yoğun oyunlarda da oynayabilirsiniz ama çözünürlüğü düşürmek şartıyla oynatabiliyor. Hani onu söyleyelim. Ama hani dediğim gibi ben böyle oyun bilgisayarı gibi performans istiyorum derseniz zaten hem bu bilgisayarın öyle bir iddiası yok hem de donanımı zaten öyle bir iddiada değil. Onun da altını özellikle çizeyim. Gelelim pil tarafına. 60 watt saatlik bir pil olduğunu söylemiştik. 90 watt gücünde bir de adaptörle geliyor. USB-C dediğimiz, şurada tip C dediğimiz bu bağlantılardan şarj oluyor. Herhangi bir takmanız yeterli. Herhangi bir taktığınız andan itibaren cihaz şarj alıyor. Yaptığım ben PCMag batarya testi yapıyorum ve PCMag batarya testinde video senaryosunda 12 saat 12 dakika gibi inanılmaz bir değer buldum. Çok yüksek bir değer, onu açıkça ve net olarak söylemek isterim. Ve bu şu anlama geliyor. Bilgisayarı aldığınız sabah akşama kadar şarja ihtiyacınız olmadan günlük ihtiyaçlarınızın tamamını görebileceğiniz anlamına geliyor. USB tip C'den şarj olması da önemli bir artı. Buradan powerbank vesaire gibi veya farklı adaptörünüz de varsa onunla da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi gelelim fiyatlara. Çok güzel anlattın, her şeyi söyledin ama fiyatı nedir diye merak edenler için söyleyeyim. i5'li versiyon için 13.999 TL. Özelliklerine baktığımda ben i5 için de söyleyebilirim, i7 için de. Özelliklerine ve sunduklarına baktığımda 16 GB'dan dokunmatik ekran, işte 2.5K çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, işte diğer ekosistem ürünlerle etkileşim vesaire baktığımda aslında fiyatın makul olduğunu söyleyebilirim. Elbette piyasada 3 aşağı 5 yukarı bu özellikleri almaya kalktığınızda zaten bugünlerde en azından bu paraları ödemeniz gerekiyor. Bu bakımdan fiyatının ben en azından sunduklarına göre makul olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei MateBook 14 S'yi anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir dizüstü bilgisayar olmuş. Özellikleri anlamında da gerçekten de gönlümü fethettiğini söyleyebilirim. Ki ben özellikle 14 inç dizüstü bilgisayarları seven birisiyim ve genelde hayatım boyunca da hep 14 inç bilgisayarlar kullandım. Zaman zaman 15'e geçtiğimde oldu ama genelde 14 inç çok yoğun bir şekilde kullanmışlığım vardır. Bu bakımdan bu cihazı da, bu bilgisayarı da beğendiğimi söyleyeyim. Ürünle ilgili benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendirmeye çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Siz için önemli olmayabilir ama benim için ve ya da bir markadan bir şey istediğim zaman abone sayısına bakıldığı için önemli. Bu bakımdan bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.